Uzay, Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı. Esnaf sanatkarımız tarihinde hiç olmadığı kadar zor bir sınav içerisine girdi. Belki de bunların en zorlu geçen sınavı servisçi esnaf olarak bizler verdik. Zor bir süreçti. Yaklaşık 2 dönemdir esnaf sanatkarımız tabiri caizse marşlarına basılmadan, araçlarımız evlerin önünde yatarak hiçbir gelir elde etmeden ve işin daha da kötü tarafı gider kalemlerimizin her biri devam ederek, yani araç vergilerimiz, araç bandrollerimiz, araçlarımızın kaskoları, sigortaları, araçlarımızın belediye ve tüy muayeneleri, şoförlerimizin sigortaları da dahil olmak üzere tüm gider kalemlerinin tamamı devam etmekle mükellef olup aynı zamanda tüm esnaf sanatkarımızda olduğu gibi bizim esnaf sanatkarımızın da Bağkur yükümlülüğü devam ettiğinden dolayı düşünün, hiçbir gelir elde etmeyen esnaf sanatkarımız bir sezon için belki 15-20 bin liralara yaklaşan değerde bir gider kalemiyle karşı karşıya kalıyor. Yaklaşık 2 sezondur da böyle devam ediyor. Şimdi esnaf sanatkarımız tüm beklentilerini 9. ayda, yani Eylül ayında yeni dönemde okulların açılmasına bağladı. Bu süreç içerisinde devletimiz elinden gelen desteğe, gayreti, çabayı sarf ettiğine inananlardanım. Tabii ki hiçbir hükümetin esnaf sanatkara ya da diğer alanlardaki çalışan kesime para vermesiyle ya da ciddi derecedeki üst düzeyde sürekli bir ekonomik destek sağlaması çok zor olan şeylerdir ama hükümetimiz bu konuda elinden gelen gayreti çabayı sarf ettiğine inanıyorum. Daha iyisi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Beklentilerimizi her fırsatta gereksizler gerek diğer arkadaşlarımızın uzattığı her mikrofonda dile getirdik. Esnaf sanatkarımızın özellikle bu süreç içerisinde biraz önce arz ettiğim gibi farklı olarak sadece araba evin önünde yatıp da beklemedik. Gider kalemlerimiz devam ettiği için sıkıntımız diğer meslek gruplarına göre biraz daha fazla oldu bizim. Bu süreç içerisinde kaybolan 2 eğitim sezonumuz var. Yani servis araçlarımızın kullanılabilir yaşı 12 biliyorsunuz. Ulaştırma Bakanlığı'nın böyle bir kanunu var. Bundan dolayı esnaf sanatkarımız 2 yıl kaybetmiş, araç yaşında da 2 yıl kaybetmiştir. Özellikle bu konudaki beklentilerimizi yaklaşık 2 hafta önce kıymetli Ulaştırma Bakanımızı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı, İçişleri Bakan Yardımcımızı ve Mevzuatlar Daire Başkanımızı ve mecliste bazı milletvekillerimizi ziyaret ederek Türkiye genelindeki servisçi esnaf sanatkarının sıkıntılarını dile getirdik. Özellikle araç yaşlarıyla alakalı 12 olan kullanım yaşının en azından 15 yaşa çıkartılaraktan esnaf sanatkarın bu dönem içerisinde yaş noktasında bir eksi pozisyonda olmaması talebimizi ilettik. Kıymetli bakanlarımız da bu konudaki taleplerimizi olumlu karşılayıp bizlerin yanında kıymetli bakan yardımcılarımıza, ilgili daire başkanlarına talimat verdiler. Bu konuyla ilgili bir çalışma şu an bakanlık düzeyinde ciddi derecede yapılmaktadır. Rabbimden dileğimiz sadece okullarımızın Eylül ayında açılmasıdır. Tabii ki bunu ifade ederken çok defa dile getirdim. Özellikle üst kuruluşlarımızın sessiz kalmaması bu konuda çok çok kıymetliydi. Maalesef Kayseri Esnaf Sanatkarlar Birliği bu konuda çok kötü bir sınav vermiştir. Yaklaşık 15-16 aylık pandemi döneminde Kayseri'de temsil etmekle mükellef oldukları 40 bin esnaf sanatkarın sesi olamamış. Esnaf sanatkarlar adına 41 meslek örgütü, 41 oda adına tek bir olumlu kelam etmemiş. Esnaf sanatkarın derdiyle dertlenmemiş. Bu konuyu hiçbir zaman gündeme getirmemiş. Sadece oda başkanları aracılığı ile derdimizi anlatmaya çalıştık. İnsanlar ümit ederdi ki keşke Esnaf Sanatkarlar Birliği de 30-40 bin esnaf sanatkarı adına zaman zaman taleplerde bulunup isteklerde bulunsaydı belki bizleri idare eden gerek yerel yöneticilerimiz gerekse hükümetteki temsilcilerimiz bu konuda esnaf sanatkarın derdiyle biraz daha belki dertlenebilirdi diye düşünmeden edemiyoruz. Halbuki Kayseri Büyükşehir Belediye'mize, belediye diğer ilçe belediye başkanlarımıza, gerek AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ya da diğer siyasi parti il başkanlarına emin olun ulaşmak çok çok kolay. Sadece bir telefon kadar kolay ki biz de her zaman ulaşma yeteneğine sahip olan insanlarız. Ama maalesef Kayseri'de konuşamayan, derdini anlatamayan, kendini ifade edemeyen ve derdiyle, esnafın derdiyle dertlenemeyecek kadar aciz bir Esnaflar Birliği yönetimiyle maalesef karşı karşıyayız. Bunun faturası da esnaf sanatkara kesiliyor. Normal kanunen baktığınız zaman bizim Kayseri Esnaf Sanatkarlar Birliği ile ortak bir çalışma yaparak fiyat belirleme yetkimiz olmasına rağmen bugüne kadar şehrimizde hep Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni ön plana çıkarttık ve onların onayını alaraktan yapmaya çalıştık. Diğer gider kalemleri özellikle amortisman noktasındaki gider kalemleri çok daha yüksek.
Kısaca şöyle anlaşılmak adına ifade etmemde fayda var diye düşünüyorum. Yani bundan 3 yıl önce, 2 yıl önce bizim 110-120 bin liraya almış olduğumuz servis aracı bugün 500-600 bin lira maliyetlere ulaştı. Yani yaklaşık bir 4 kat, 5 kat daha bir artış oldu. Bu esnaf sanatkarımızın şu anki fotoğrafının en güzel anlatım şekli diye düşünüyorum. Emin olun yakıt bunlardan ufak bir parçadır bizim için. Belki de en kıymetli parçadır. Ana kalemlerdeki gider kalemleri çok daha farklıdır. Bu konuda yetkililerimizin ben yardımcı olacağını, gerekli desteği sağlayacaklarına olan inancım tamdır. Bu konuda bir endişemiz yok. Tabii biz bunu yaparken ülkemizde, şehrimizde yaşayan insanlarımızı, velilerimizi, onların ekonomik durumlarını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bugüne kadar hep böyle yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağız. İşte Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne taleplerimizi ilettiğimiz zaman tüm veriler olarak, yani orada şunun özellikle bilinmesini istiyorum. Ya biz işte geçen sene 200 liraya taşıdık, bu sene 300 liraya taşıyalım gibi bir talebimiz olmaz. Veriler çıkartılır. İşte geçen sene bu tarihlerde ya da 2 yıl önce bu tarihlerde akaryakıt fiyatı şöyleydi, araç fiyatları şöyleydi, amortisman giderlerimiz böyleydi. Günümüzde bir kıyaslama yapılır. Orada şehri temsil eden tüm idari amirlerimizin tamamının her birinin temsilcisi olduğu bir kurum olduğu için o konuda herkes rahat olsun. Gerçek manada, gerçek değer, hak edilen değer, ortak değer neyse o konuda ortak bir karar verileceği kanaatindeyim inşallah. Umutvari konuşmak istiyorum. Hiç kimsenin istemediği kadar çok istiyoruz. Çünkü çok defa dile getirdim. Pandemi döneminde yaklaşık 16 aydır, 2 sezondur çalışmayan ve gider kalemlerinin her birinin devam ettiği meslek örgütlerinin en başında geliyoruz. Birçok kalemde şehrimizde faaliyet gösteren bizler gibi işte kahveci esnaf sanatkarımız aynı şekilde sıkıntıya düşmüş, lokantacı arkadaşlarımız, işte halk otobüsçüler, ticari taksiler bu konuda birçok meslek dalında iş kaybına uğramış. Ama biz iş kaybına uğramadık, biz tamamen işimizi kaybettik 2 yıl içerisinde. Bunun için gerçekten en çok ihtiyacımız olan şey kurallara uymak zannedersem çok şükür hamdolsun ülkemizde şu an aşı sıkıntısı yok. Gayretli bir şekilde emin olun bu kampanyalara öncülük dahi etmek istiyoruz. Çünkü bir an evvel hayatın normale dönmesini istiyoruz. Ümitle de bakıyoruz. İnşallah biz kıymetli bakanımın da yaptığı açıklamalarda 9. ay itibariyle hayat inşallah normale dönecektir. Eğitim sezonumuz normal bir şekilde açılacak ve esnaf sanatkarımız marşına basıp inşallah ailelerini geçirmekle yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır.